Yani insan bu hayata bir kere gelir, bir kere doğar, bir kere ölür. Senin servetin benim onurum ve şerefim yanında hiçbir şey. Çünkü haklıyız. Bizi hırsızlıkla suçladılar, hakkımızı vermediler. Ya buradayız, sonuna kadar buradayız ve direnmeye de devam edeceğiz. Ve kazanacağımızı da inanıyorum. Bundan 3-4 ay öncesine kadar sendikalaşma bir sürecimiz başladı. Bizi, hepimizi işten kovdu. Evrakta 17 ve 18. maddeden işten çıkartıldığımız bildirildi. İmzalamadığımız için bundan 2 gün sonrasına bize 25'i 2. maddeden hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarttılar. Ve sürekli içeriden mobbing, baskılamalar bizi çıkarttıktan sonra. Yani biz grevin 2. gününde insanlara 2'şer bin lira brütlerine zam yaptılar. Peki siz bu zamı yapacaksanız niye başta yapmadınız ki? Biz grev kararı aldığımızdan dolayı mı 2'şer bin lira zam yaptınız çalışanlarına? Çalışma koşulları kötü. İnsan bir maskeyi işçisine verirken kimyasal odasında çalışıyorsun. Bir maskeyi işçisine verirken zimmetler mi? Neymiş? Değeri 2000 liraymış. Ulan benim sağlığımın değeri ne kadar? Paha biçilmez. Ben burada bir emek veriyorum. Biz hakkımızı aradık diye haksız duruma düştük. 50 yıllık bir firma. Anne baba çalıştı, şimdi oğlu çalışıyor burada. Yani 50 yıldır insanları sömürüyorlar. Burada ip üretimi yapılıyor. Boyahane, ipler geliyor, boya yapıyoruz. Çin'de de bir fabrikaları var. İp geliyor, işlem yapılıyor. Bundan yurt dışına ihracat yapılıyor. Bir 70-80 ülkeye ihracat yapılıyor buradan. Hem insanların emeği sayesinde o koltukta oturuyorsun ve insanlara hırsız muamelesi yapıyorsun. Sadaka da istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Şimdi bu süreç devam edecek, sonuna kadar devam edecek. Sendika olana kadar, sendika içeriye girene kadar devam edecek. Şimdi içeride elimiz güçlü, üyelerimiz var. İnsanlara baskı yapıyorlar. Yani bu anayasal bir suç. İçeride yani bizi işten kovulduktan sonra fabrikanın her tarafına kamera yerleştirmeye başlamışlar. Hani baskı altında bırakıyorlar, sendikaya üye misin, değil misin? Şunun E-Devleti'ne gir bak, çık. Bir arkadaşımızı yani boyanede bir yetkili bir insan konuşup sendikalığından, üyelikten, E-Devlet üzerinden üyelikten çıkarttı. Benim emeğimi, alın terimi çalıp o koltukta oturuyorsan o zaman hırsız sensin, ben değilim. Hani kimse bize hırsız diyemez. Benim 50 yıl öncesine kadar annem burada çalışıyordu. Annemden sonra kız kardeşim burada çalıştı. Ben 3. nesilim. Ben de büyük ihtimal son nesil oldum. Çünkü bizi hırsızlıkla yargılayıp bizi işten çıkarttılar. 6. ayın 12'sinde işe başlamadan hemen hemen 28 gün önce falan maalesef çok üzülerek söylüyorum. 2 çalışanımız hayatını kaybetti servis kazası dolayısıyla. Bu defalarca dile getirilmişti. O çalışanlarımız olsun, içeride o servise binen arkadaşlarımız olsun. Ama hiçbir şekilde hiçbir önlem alınmadı ne yazık ki. Ve işin en kötü tarafı, en üzücü tarafı da o vefat eden ölüleri suçlu buldular. Yani o işçileri hani yok kemer takmadınız, yok şunu yapmadınız, bizi daha önce hiç uyarmadınız gibi şeylerle onları suçlu bulup aradan sıyrıldılar. Biz sonuna kadar buradayız. Bu kazanacağımız davanın arkasındayız. Sendika içeri girmeyene kadar, biz haklarımızı almayana kadar bu kapının önünden geçmeyeceğimizi de belirtmek isteriz. İçerinin dediği çalışıyorsunuz, çalışmayın, beğenmiyorsunuz, kap orada. Böyle bir kelime mi var? Yani biz orada emek harcıyoruz. Senin oturduğun koltukta bizim emeğimiz var. Ondan sonra biz rahatsız olduk. Bundan bir 3-4-5 ay önce olmazsın. Sendikalaşmaya girmeyi düşündük arkadaşlarla. Böyle bir örgütlenme içine girdik. İçerideki arkadaşlarımızla da konuştuk. İşte gitmişler demişler 6 öncü var. İşte milleti örgütlüyorlar gibisinden. Benim çıkarma sebebim de şuydu. Otobanda indiriyorlar yol üstünde. Oradan karşı bariyerlerden atlayarak karşıya geçiyorum. Ya insan sağlığı bu kadar ucuz mu? Ben oradan geçerken yana bana biri çarpsa, araba çarpsa, ölsem gitsem bunun hesabını kim verecek? İnsan kaynaklarına bunu bir ay boyunca üst üste söyledim ama halledeceğiz, yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Hiçbir şey olmadı, hallolmadı. Biz imza atmadığımız halde evimize kağıt gönderiyorlar 25E2 maddesinden. Hırsızlık, bilgi hırsızlığı, iş yerinin sırlarını dışarıya verme. Biz hırsız mıyız lan? Senin oturduğun yerde benim emeğim var. Benim gençliğim var orada. Siz bizim hakkımızı sömürüyorsunuz. 50 yıldır milletin hakkını sömürmüşsünüz. İnsanlar korkuyor. İşten çıkarız, aç kalırız. Açıkta kalırız. Bunun korkuyla bir alakası yok ki. Bu kul hakkı. Hakkımızı yiyorlar bizim. Haklarımızı zaten vermiyorlardı. Haklarımızı istedik. Ve düşük maaşlarla çalışıyorlar. Hiçbir iş güvencesi yok. Eldiven, maske gibi bir şeyler de yok. Kimyasal bölümde çalıştığımız halde.
ilk geldiğiniz zaman işte maaş budur, bunu kabul ediyorsunuz, sonra kabul etmiyorsunuz. Aslında bize ilk başta girdiğimizde maaşla şu maaşı vereceğiz falan demedi. 3 aylık bir süreç var dedi. Sonra kadroya maaşları iyileştireceğiz dedi. Hepsi yalandı, hiçbir şey yapmadılar. 3 ay, 6 ay, 8 ay, 1 yıl oldu neredeyse. Hiç maaşta bir değişiklik yok. Bu kadro muhabbeti de bir yalan, bir algıydı aslında. Hani kadro falan diye bir şey de yok içeride. Biz haklıyız. Direneceğiz sonuna kadar, hakkımızı alana kadar buradayız. Korkmayın, korkunun ecele faydası yoktur. Hakkımızı alana kadar buradayız. Fabrika önünde direnmeye devam edeceğiz. Ve yani kazanana kadar buradayız. Sonuna kadar da devam edeceğiz.